Yolunu aydınlatan şeytan. Adamın biri kalkmış, camiye gitmek üzere temizce giyinmiş, yola çıkmış. Giderken yolda düşmüş. Kalkıp üstünü silkeleyip evine dönmüş. Elbisesini değiştirip temiz kıyafetlerle tekrar yola çıkmış. Yolda giderken ikinci defa düşmüş. Yeniden eve gidip üstünü değiştirip camiye doğru yola koyulmuş. Yolda giderken elinde lambayla onun yolunu aydınlatan bir adam görmüş. Beraber mescide doğru ilerlemişler. Düşen adam lambayı tutana namazı kendisinin kıldırmasını teklif etmiş fakat lambayı tutan adam kabul etmemiş. Düşen adam niçin istekli olmadığını, namaz kıldırmayı neden kabul etmediğini sorunca lambayı tutan adam kendisinin şeytan olduğunu söylemiş. Düşen adam şok olmuş ve neden kendine ışık tutup yolunu aydınlattığını sormuş. Şeytan demiş ki, camiye giderken seni düşüren bendim. Sen birinci defa düştüğünde eve gidip elbiseni değiştirip tekrar mescide doğru yola çıkınca Allah senin bütün günahlarını affetti. Ben seni ikinci defa düşürdüm, sen üşenmedin, tekrar eve gidip üstünü değiştirdin ve tekrar camiye doğru yola çıktın. Bu defa Allah senin geçmiş ehlibeytinin günahlarını bağışladı. Ben korktum ki üçüncü düşmende Allah dünyadaki tüm Müslümanların günahlarını bağışlayacak. O sebeple senin güvenli bir şekilde mescide ulaşman için lambayla yolunu ben aydınlattım.